Evim güzel evimden geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? Evim güzel evim. Buyurun, buyurun. Merhaba. Nerede kaldınız? Ben de sizi bekliyordum. Bugün Gaye Akbulut'un evindeyiz. Dış ses Doğukan Akbulut. Hoş geldiniz evimize ve kanalıma. Bugün ev turu videosu çekiyoruz. Size 2+1 110 metrekare olan evimizi göstermeye çalışacağız. Biz bu videoyu ikinci kere çekiyoruz. Niye? Benim yüzümden. Yok, yani biraz amatörlüğümüze geldi. Kontrol etmedik nasıl göründüğünü falan. Sonra aynı gün bir daha çekelim dedik, hazır ev topluyken, dağılmamışken. O zaman da akşam olmuştu, geç geldi falan filan. Neyse, bunları söylemesem de anlamayacaktınız ama söylemek istedim. Belki de koymam. Bu videonun arkasında. Evet, o yüzden şimdiden söylüyorum, kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi burası bizim giriş kapımız, gördüğünüz üzere. Allah Allah. Yok ya. Tamam ya, heyecanlıyım biraz. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ardahanlı gelinden giriş kapısını göster. Sesim de bir tuhaf. Yok, güzel. Kapıdan girer girmez bizi böyle bir koridor karşılıyor. Ama bu koridoru birazdan göstereceğiz. Çünkü önce şu sol tarafındaki misafir tuvaletimizi göstermek istiyorum. Misafir tuvaleti ama bizde burayı daha çok Volkan kullanıyor. Ben diğer tarafı kullanıyorum. Böyle bir senin benim oldu aramızda, niye öyle bilmiyorum. Herkese sattığımız bir taburemiz var burada. Evet, ben anlatacağım onları, gelsen. Ben bu videoda genelde doku ahşabı pazarlayacağım. Çünkü evimizin her yeri doku ahşapla dolu. Burada gayet küçük, şöyle göstereyim. Yani bir kollarımı açamayacağım kadar küçük bir alan var. Burası da ancak kollarımı açıyorum işte. Ama bir misafir tuvaleti, bence çok bir şey yok. Detayları göstermek istiyorsun. Çok bir detay da yok da, böyle işte. Evet. Buraya ben normalde bir tane dedim ki tezgah yapalım bu eve ilk taşınırken, şuraya ve şuraya. Çünkü bu tuvaletin böyle hani tezgahların üstüne bir şey koyarsınız da dekoratif görünür ya, öyle bir şey yok. Sabunu bile musluğun yanına, mumu musluğun yanına falan koyuyorum ama çok da hoşuma gitmiyor açıkçası, beğendiğimden değil. Devam ediyoruz. Tuvaletin hemen yan tarafında, yani böyle koridora biraz ilerlediğimizde, kapıdan girdiğimizde sol tarafta bir tane konsol var. Dresuar gibi kullanıyorum ben bunu. İşte biz eve girdiğimizde genelde evimizde bulunan ıvır zıvırları direkt bunun üstüne atıyoruz. Bu şu an en toplu hali. Bu Ikea'nın bir konsolu, böyle 8 bölmeli. Şu sepetlerle bence gayet kullanışlı oluyor. Bu sepetler de yine Ikea'nın sepetleri. İçine ıvır zıvır her şeyi koyabiliyoruz. Evet, aklınıza gelebilecek her türlü. Çer çöp. Aynen, kesinlikle Doğukan'ın böyle. Doğukan'ın eşyaları. Defter, kalem, kablolar. Yani böyle, hatta kablo evet çok iyi oldu. Mesela ben bu kameranın işte kabıdır, bu tripodları falan genelde oraya atıyorum. Çok toparlayıcı oluyor. Bunu da en sonki videomda beraber düzenledik. Onu da şuraya sanıyorum ki koyarım, izlersiniz. Burada da bizim resimlerimiz var, gel göster. Ediyoruz. Hemen konsolumuzun karşı tarafına, yani kapıdan girişte sağ tarafta salonumuz var. Bu evin en sevdiğim yanı her odanın ferah olması. Bunda en büyük etken herhalde tavan yüksekliği. Bizim tavanımız oldukça yüksek. Bu arada salon girişinde bir kapımız yok. Bence olmasına da gerek yok. Güzel göründüğünü düşünüyorum. Evi ferah gösteren ikinci bir unsur da bence, yani bu benim fikrim ama her gelen de aynı şeyi söylüyor. Duvarların ve eşyaların açık renk olması. Özellikle duvarların açık renk olması. Şimdi biraz içeriden devam edelim. Biz evimizi dizerken şöyle bir şey yapmadık. Genelde yeni evlenen çiftler bizim mağazamıza da geliyorlar.
bir sürü şey alıp çıkıyorlar. Yani biz imalatçı olduğumuz için, mobilya imalatçısı, ahşap imalatçı olduğumuz için yapabileceğimiz ne varsa kendimiz yapalım. Hem zevkimize uygun olsun hem de biraz daha fiyatı da, maliyeti de uygun olsun diye düşünerek kendimiz yaptık. Mesela şöyle bir şey yapmadık. Gidip bir mağazaya koltuk takımı, işte yemek odası takımı, nedir başka yatak odası takımı vesaire. Genelde böyle olur ya, tek bir yerden alınır. Biz öyle bir şey yapmadık. Her yeri, aklınıza gelecek buradaki her eşyayı ayrı ayrı yerlerden aldık. Burada mesela koltuklarımızı bir aldık. Şu koltuk, Doğukan'ın oturduğu koltuk ve şu yan sehpa. Bu normalde koltuk takımı, bizim koltuk takımımız U şeklinde birleşiyor. Bu sehpa da şu L gibi olan koltuğun yanına yerleşiyor normalde. Bunu da yine bir videomda göstermiştim. Bir orta sehpa almadık ama orta sehpaya da, yani böyle benim dergilerimdir, işte şu kitap kutular mesela yine çok toparlayıcı oluyor. Veya ben çiçekleri çok seviyorum. Sehpanın üzerine bir çiçek koymak istedim. Bunlar için bir şey gereksinim duydum. O yüzden normalde şu tarafta duruyordu, kaloriferin önünde. Orada da çiçekler duruyor sehpanın üzerinde, içinde falan. Dedim ki ben onu oradan alayım ortaya. Şöyle bir cam sehpamız vardı. Bu cam sehpanın da ayakları uzundu. Yine Doğukan'a dedim ki bunu keselim falan filan. Ya böyle bir görüntü hoşuma gidiyor şu anda. Bunu böyle deneye deneye yaptık. Bence hoş oldu yani. Orta sehpa gibi oldu ama çok da seyyar zaten. Her gelen misafirin önüne çekebiliyoruz rahatlıkla. Dediğim gibi koltuklar ve şu orta sehpa dediğim yan sehpa bir yerden alındı. Onun dışında televizyon ünitemizden bahsedeyim. Bunu ben yine Pinterest'ten bulup Doğukan'a dedim ki bunu yapar mısın? O da yaptı. Bunlar böyle basıp aşağıya doğru inen kapaklar. İçinde de yemek takımı var. Salonda böyle konsol görüntüsü sevmiyorum. Yani biraz klişe buluyorum açıkçası. Ama ünite de sevmiyorum. Hiç sevmem televizyon üstü böyle kocaman, devasa, duvarları kaplayan üniteleri hiç sevmiyorum. Böyle bir sehpa istedim. İçine de yine bir şeyler koyalım dedim. Çünkü depolama alanımız mutfakta çok yok. O yüzden bir yemek takımı için, bardaklar için vesaire gerekiyordu. Bence evin geneline uygun olduğunu düşünüyorum. Açık bir renk olduğu için. Burada mantar sehpalarımız var. Bunları da yine biz satıyoruz Doka Ahşap olarak. Üçlü satılıyor bunlar ama iki tanesini burada kullanıyorum. Bir tanesini yatak odasında kullanıyorum. Göstereceğiz onu da birazdan. Yine mantar sehpaları ben zigon sehpa olarak da kullanıyorum. Aynı zamanda dekoratif amaçlı da kullanıyorum. Böyle objeleri üzerine koyuyorum vesaire. Çok kullanışlı oluyor. Aynı o tabureler gibi. Komodin olarak da kullanıyoruz. Evet, komodin olarak da kullanıyoruz. Masamızı gösterelim. Sandalyelerden devam etmek istiyorum masadan önce. Masadan çok memnunum da sandalyelerimden hiç memnun değilim. Yani bunlar sallanmıyor ama. Biz sandalyelerimizi çok bilinen bir markadan aldık. İyi de para vermiştik o zaman yani. Evde en hoşlanmadığım şey sanırım bu sandalye. Yani hoşlanmadığım derken memnun kalmadığım diyeyim. O kadar sağlam değil. Ne denir? Sağlam olmayanı. Dandik yapılmış. Evet, kabaca dandik yapılmış. Biz bunları evimize getirdik. 2 ay sonra falan 8 taneydi. 2 tanesi yine içeride kullanıyoruz. 8 tanenin 4 tanesi kırıldı bildiğiniz. Şu oturma yeri alttan incecik bir vidayla ufacık tutturmuşlar. Oturuyorsun, arkaya bir yaslanıyorsun, çıt diye gidiveriyor. Birkaç tane, yani 4 tanesi zannedersem böyle kırık. O yüzden bunları değiştirmek istiyorum. Hatta ne istediğimi de biliyorum. Kocam inşallah getirecek. Halak büyüktür karım. Evet. Sandalyelerimizi değiştireceğiz. Masamızı da biz yine kendimiz yaptık. Masamızın detayları çok güzel. Üzerine lilyum dökülmüş. O yüzden hiç önemli değil. Böyle ufak tefek aksilikler olabiliyor. Masamız meşe ağacı bizim. Üzerinde şöyle bir doğal çatlağı var. Bu çatlağı çok normalde eski bir meşe ağacı. Yaklaşık 100-150 yıllık meşeden yapılmış. Normalde bu çatlakları kapatabiliyoruz ama bence ağaç ürünlerin güzel yanı olabildiğince doğal olması. Bu çatlak muhtemelen biraz daha şeydi, dardı ama işte evin sıcağına göre, camdan giren güneşe göre biraz açıldığını düşünüyorum ama istediği kadar açılabilir. O
yarık olacak kadar da ayrılabilir. Çok beğeniyorum o görüntüyü. Masamı çok seviyorum. Oldukça da geniş bence. Elinize sağlık diyorum. Tekrardan doka ahşap ustalarım. You're welcome. Tabii masayı kocasının kendisi boyadı. Onu da söylemeden edemeyecek. Evet, ellerine sağlık senin de. Şu koltuğumuzu gösterelim. Biz genelde... Oturabilirsin bu arada koltuğa. Doğukan'la burada oturuyoruz. Burada Doğukan çay içiyor, ben kahve içiyorum. Çay kahveyi burada içiyoruz. Burada uyuyoruz. Olabildiğince evde şu koltuğu maksimum seviyede kullanıyoruz. Yani bence gayet rahat. Burada oturup işte televizyon izlemek, biraz ayağımı kaldırdım ama televizyon izlemek olsun, uyumak olsun gayet kullanışlı bir koltuk. Bence de koltuğumuzdan çok memnunuz. Aa, balkonu gösterelim. Geçen çekimde de balkonu unutmuştum. Burada ufak bir ufak değil. Niye ufak dedim? Gayet büyük bir balkonumuz var bizim. Çok hafif de o tarafa doğru git. Ben mi? Evet, biraz karanlık ama yapacak bir şey yok. Olsun. Hava çok güzel bu arada, mis gibi. Evet, şu anda sendeyiz. Balkonumuz birazcık dağınık ve pis. Yani şu an hiçbir rüzgar yok, hiç yaprak kıpırdamıyor ama normalde biz 30. katta oturduğumuz için bu balkon aşırı rüzgar alıyor. Balkonu biz herhalde 12 ayın 3 ayı falan kullanabiliyoruz. Geri kalan aylarda rüzgar oldukça rahatsız ediyor. Oturulmayacak derecede rahatsız ediyor. Yine biz bu koltuk takımını da kendimiz yapmıştık. Ama şu anda biraz yıprandı tabii, kardır, yağmurdur. Onları yenileyeceğiz. Böyle de bir manzaramız var. Kartal manzarası. E5 manzarası. Şurada yapay bir göl var. O göl yağmur suyuyla dolmuş. O yüzden görüyormuş. Normalde orayı kazmışlar. Herhalde bir yapı falan olacak burada. Taş ocağı orası. Taş ocağıymış orası. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Duyulmuyor olabilir. Böyle. Seviyoruz yani balkonumuzu. Evet, yazın kullanması inanılmaz keyifli ama yazın bile oturulmayacak kadar rüzgarlı. Kışın girişinde de inanılmaz soğuk olabiliyor. Bu evin bir güzel yanı da şu. Yazın serin oluyor, kışın sıcak oluyor. Balkondan bahsetmiyorum genel olarak. Bizim siteyi yapanlar bu şekilde, yani bütün dairelerin böyle olmasına dikkat etmişler. O şekilde tasarlanmış, yerleştirilmesi yapılmış. Bu yüzden de hatta bir ödül almış site. Neydi? Sign off bilmem ne bir şey ödül almış yani, tam bilmiyorum da. Güzel yani. Aklınızda olabilir belki böyle bir inşaat. Yılın apartmanı seçilmiş bizim. Mimarlar varsa aranızda. Yani mutlaka dikkat ediyorsunuzdur herhalde ama çok güzel. Yazın serin, kışın sıcak olması. Evet, devam ediyoruz. Salondan çıktık. Hayır, tablomuz var bizim burada. Tablomuzdan da bahsedeyim. Evet. Bu tablo benim için çok kıymetli diyeyim. Bu gerçek bir anı yakalamış bir arkadaş. Benim çok yakın bir arkadaşım Afrika'ya, Umuda Koşanlar Derneği ile beraber Afrika'ya gidiyorlar. Orada işte çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu da sahada çekilmiş bir fotoğraf normalde. Biz bunu iş yerimizde kullanıyorduk ama Ceyda her birimize bu fotoğraflardan birer tane hediye etti. Ben de salonumu astım, çok beğenerek, keyifle astık. Ama çok da kıymet bilemedik aslında. Ufak bir darbesi var, bunu yenilemem gerekiyor. Fotoğrafın orijinalini aldım ama yeniden yaptıramadım. Böyle kullanıyoruz. Anlamlı bir fotoğraf. Afrika'da çekilmiş. Mükemmel bir fotoğraf. Soft tonlarda olduğu için de evin geneline çok uygun, çok yakıştırıyorum. Devam edelim. Salondan çıktıktan sonra koridoru devam ediyoruz. Koridorun ilerlerinde sağlı ve sollu olarak iki tane portmantomuz var. İkisi de iki kapaklı, gömme bir şekilde yapılmış. Bu evin kendinde
olan bir şeydi. Ama çok kullanışlı düşünmüşler. Hem iki taraflı olması alanı arttırmış, hem de böyle gömme olması, işte kapaklarının yine beyaz tonlarında olması. Görüntü olarak da çok şık. Yani kullanılmamış kesinlikle. Yani ben yapsam herhalde bu kadar yapardım. Evet. Biz bunları ne olarak kullanıyoruz? Bir de onu söyler misin? Ayakkabılık. Ayakkabılık, ıvır zıvır dolabı, rafı, temizlik malzemelerinin olduğu raf, tuvalet kağıtları, işte havlu kağıtları şurada vesaire. Şurada ne var? Şurada. Burada mı? Evet, şurada. Burada tamam. Şey var, montlar var. Benim montlarım var burada arkadaşlar. Burası normalde portmanto. Şöyle göstereyim. Burada hiç benim montum yok. Bir tanesi benim montum ama onu da Kay giydiği için. Evet, o da o yüzden burada duruyor. Şu. Orada benim montum yok. Benim montumu asmaya yerim Doğukan yok. Doğukan ne yaptı biliyor musunuz? Benim montlarım yani anca sığıyor buraya. Tamam, haklı bir yerde. Kapanmıyor, onun montu da sığmıyor diye aldı benim montlarımı, gitti dolaba koydu. Tamam. Yer açtı yani. Bu kadarı açtı. Bile sığmıyor neredeyse. Ama yer var şu anda. Haricinde bir sürü mont yine vardı. Yine kullanmıyor. Buradan 3 tane mont azalttın. Kaydır bakayım aç. Nereye? Sola. Kaymıyor bu kadar. Bayağı yer var. Bu kadar burası. Ya küçük yapmışlar, ne yapayım? Çok kullanışlı ama küçük yapmışlar. Tamam, biraz fazla montum olabilir ama benden fazla olanlar da vardır eminim ki. Eminim ben de. Değil mi? Bunları böyle kapatırken ittirerek. Yardım lazım mı? Kapatıyoruz. Evet. Koridorun sonunda ve sağ tarafta yani kapıya göre mutfağımız var. Geliyoruz. Gelin bakalım. Önce mutfağı şöyle bir geniş açıdan gösterelim. Şöyle bir. Bizim evimiz 2+1 bir ev ama nice 3+1 ve 2+1 evlere göre oldukça geniş bir ev. Yine mutfak da bence 2+1 bir eve göre çok kullanışlı ve ferah. 110 metrekare neti var. Yani günümüzde 110 metrekare olmayan 4+ evler var diye biliyorum. O kadar söyleyeyim. O yüzden evimizden çok memnunuz ama burada kiracıyız. Kiracı olduğumuz için de ben mesela dediğim gibi işte küçük tuvalete bir tezgah yapmak istiyordum normalde. İlk girişte hevesliydim ama dedim ki biz zaten kiracıyız. Eninde sonunda bu evden çıkacağız. İnşallah bu ev bizim olur bu arada. O kadar isterim yani satın alabilmeyi, satmalarını. Ama kiracı olduğumuz için de çok fazla bir yatırım yapamadık eve. Yaptığımız tek şey şu diyebilirim. Yine mutfakta dolap var aslında ama bilmiyorum benim mi eşyam çok sığmadım yani sığamadım. Bence öyle bir şey gerekli. Çok güzel bir şey o. Evet bence de çünkü çok güzel çünkü yeni bir nesil şey. Gelinler, hanımlar, gençler, kızlar artık bu kahve makineleri işte. Kahve köşesi. Ya böyle bir kahve standı istiyoruz. Bunu fikren istiyoruz bence. Tamam güzel de duruyor ama kahve köşem olsun. Hani işte böyle bir kupalarımı koyayım, ne bileyim makinelerimi koyayım. Aynı zamanda şık da olsun dışarı. Yani bence şık bu arada. Bilmiyorum beğeniyor musunuz ama ben çok beğeniyorum. Böyle bir raflı, bir tane çekmeceli bir stand yaptırdım ben yine Doğukan'a. Yine Pinterest'ten buldum bunu. Şuradaki şeyleri sadece Trendyol'dan almıştım diye biliyorum. O da yine zenginleştirmek ve kullanım alanı genişletmek amaçlı aldım o rafları da. Bir tane çekmecesi var. Çekmecesinde de yine böyle fincanlarım varmış, işte kahvelerim var, ıvır zıvır bir şeyler var. Çok seviyorum yani çok kullanışlı bence. Buradayken bir bardak su içelim mi? İçelim, dur bir elimi kapatma. Ya da kapat sen birisin. Yok, önemli değil. Afiyet olsun. Güllerim buraya alacağım. Masamızı anlatıyorum. Masamızda yine bir doka ahşap imalatı. Meşe miydi bu da? Evet aynı ağaç. Bu da yine 150 yıllık bir meşe ağacı. Evet meşe ağacından yaptık. Taş gibi sapasağlam.
bazen şey oluyor, ağaçlar böyle çatlamadır, kırılmadır, yamulmadır gibi durumlar oluyor. Ama ben iki tane masamdan da aşırı memnunum. Maşallah. Taş gibiler gerçekten. Yerlerinden bile oynamadılar yani. Sandalyelerimizi anlatmak istiyorum müsaadenle. Sandalyelerimizi de biz... Öne alabilir misin biraz kendini o zaman? Şöyle mi? Daha geriye git. Git. Evet. Bu sandalyeler çok enteresan. Aşırı konforlu. Yani şuradaki o şey var ya, açısı, eğimi. Bu insanın bel kısmını o kadar iyi kavruyor ki ben saatlerce bunun üstünde oturuyorum. Hatta burada video da çekiyorum. Hiç rahatsız etmiyor ve geriye doğru böyle şimdi oturacağım. Şöyle de esniyor. Üzerindeki plastik ayakları ahşap. Biz bunu dışarıdan bir yerden satın aldık. Yani ben yine eve uyumlu olsun diye hani ayakları masayla uyusun, işte üst kısmı beyaz eşyalarla, kapıyla, duvarla vesaire uyusun diye böyle bir model aldım ama uygun da fiyata almıştık. Firma ismi de Seduna Mobilya arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Firma ismi de mi veriyoruz? Evet, sandalyenin ismi de EAMES sandalye. Biz gerçekten memnunuz. Tanımıyoruz, etmiyoruz o vatandaşları. Mağazadaki de bile, mağazaya gelen müşterileri bile bazen tavsiye ediyoruz. Evet, çoğu zaman tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir sandalye. Hem uygun fiyatlı hem de aşırı kullanışlı, rahat bir sandalye, konforlu. Siz de alabilirsiniz, bilmiyorsanız. Bence de. Mutfağımız bu kadar. Evet, mutfakta başka söyleyebileceğim bir şey yok galiba. Yok. Tamam, çıkabiliriz. Gayet kullanışlı bir mutfak. Mutfaktan çıktıktan sonra hemen sağ tarafta bir küçük odanız var. Küçük dediğime bakmayın. Çünkü bence hiç küçük değil. Yine günümüzde bir yatak odası olabilecek boyutlarda bir oda. Ama bizim yatak odamız çok daha geniş olduğu için bu oda muhtemelen böyle bir çocuk odası ya da işte bir belki oturma odası. Ama biz giyinme odası yaptık çünkü yatak odamız da oldukça geniş ve yatak odası için orası düşünülmüş zaten ama yani buranın genişliğini anlatmak istiyorum. Bayağı büyük bir oda aslında. Yine bu odadaki gardırobumuzu da biz kendimiz içini dizayn ettik. Döner misin dolaba doğru lütfen? Gördüğünüz gibi dolabımız... Bir nispetli döndü. Açık dolap. Ama bu dolap ilk çizilirken açık dolap olarak düşünülmedi. Bununla da ilgili yine bir tane videom var. Ona da komple bütün dolabı beraber düzenlemiştik. Dolabımı düzenliyorum videosu. Evet. İkinci bir video ekleyemeyeceğim muhtemelen ama açıklamaya bırakırım linkini. Oradan bakabilirsiniz. O da keyifli, beğenilen videolarımdan bir tanesi. Orada yine sitemlerimi oldukça dile getiriyorum ama burada da getirmek istiyorum. Allah Doğukan'ın belasını versin. Yok. Bela okumayalım. Bu dolabın normalde kapakları vardı ama biz evlenmeden önce işlerimiz aşırı yoğunlaştığı için doka ahşap olarak dedik ki kapakları sonra yapalım, hani eşyaları koyalım. Kapakları ben yaparım dedi benim kocam. Aradan 1,5 sene geçti. 1,5 senede 1500 kere ben söylemişimdir kapak diye ama yapılmadı. Yapılacağını da artık düşünmüyorum yani neredeyse belki de taşınırız artık yani. O yüzden böyle kullanmayı kabul ettim. Burayı biraz toparlamaya çalıştım. Mesela işte porçlar aldım, şuraya çekmece aldım falan. Ama ölçülerini de kendimiz bu odaya göre belirlediğimiz için aslında bazı şeyler sığmadı. Mesela şu porçlar küçük. Yani hani dolap küçük geldi porçlara, taştı falan. Bir dolap kapağımız olsa kapanmayacak kapaklar. Ama böyle çok güzel görünmüş. Kesin. Evet. En güzel bu hali yani. Ufak bir telefon malısı verdikten sonra devam ediyoruz. Yani anlayacağınız, evet bu dolabın 2/3'ü benim. Ama Doğukan'ın da az eşyası var. Hala boş rafları var yani. Öyle değil mi? Sığdın mı? Sığdın. Sırf böyle bana bulaşmak için bir şey arıyor şu anda. Ben sürekli ona laf ediyorum diye. Yoksa gayet alanı var. Yani. Senin de boş rafın var. Şunu susturalım. Benim de var, evet. Niye benim dolabımı böyle kullanıyorsun? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi neden benim dolabım az, benim alanım az, seninki çok kavgasına şaka girdi? Şaka yapıyorum, şaka. Öyle bir kavgaya girme. Benim kıyafetim az, doğru söylüyorsun. Yani
genele bakıldığında anlaşılıyor zaten. Benim çok, hatta benim annemin evinde de hala bir gardırop, üç kapaklı bir gardırop dolusu kıyafetim var ama buraya kullandıklarımı ve işte sürekli giydiklerimi getirdim yani. Neyse. Sonuç olarak bu oda bizim böyle giyinme odası olarak kullandığımız, işte bazen ütü yaptığımız, bazen benim çamaşır astığım boş bir oda. Ama bu hali hoşuma gidiyor. Yani evde bence yatak odasında gardırop olmasındansa, eğer varsa bir odanız, oraya giyinme odası yapmanız bence mantıklı. Yatak odasında olabildiğince ferahlatıyorsunuz aynı zamanda. Burada bir tane aynamız var. Sen de göreceksin, gel. Gel. Ve kameraman Doğukan Akbulut. Evet, buradan kameramanıma sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Öpün bir tane. You're welcome. You're welcome ne ya? Aşkım koymazsın. Nasıl koymayayım? Tamam, ben teşekkür ederim. Aynamızı anlatır mısın? Aynamız da yine meşe ağacından kendimizin yaptığı bir ayna. İnanılmaz beğendiğimiz. Evet, çok güzel. Rengi, dokusu. Şu delikleri orijinal. Kurt yemiş bunu zamanında. Kurt yemiş, evet. Ama çok güzel görünüyor. Böyle seviyorsanız eski... Of bir sus telefon! Dikkatimi dağıtıyorsun. Siz de böyle ahşap seviyorsanız evde... Yani bu tarz parçalarda işte ayna gibi ya da sehpa gibi olabildiğince eski ağaçlar tercih ederseniz tabii biraz fiyat yüksek olabilir. Ağaç ne kadar eski ise fiyatı o kadar artıyor. Ama ben seviyorum. Bence evlere çok yakışıyor. Yaşanmışlığı belli olan ağaçlar güzel görünüyor. Doğru söylüyorsun. Bu tarafta çiçeklerim var benim yine. Bir tane deve tabanı. Bir tane pleyan. Yine saksının altında gördüğünüz gibi doka ahşap imalatı olan sehpa. Sehpalar çok güzel. Bunlar da kırık sandalyelerimiz. Evet, bunlar kırık, bakın. Bakın, görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bu da öyle. İşte kırıkları buraya getirdik. Orada yer açılsın diye. Devam. Küçük odamızın hemen çapraz karşısında benim tuvaletim var. Banyomuz var. Evet, banyomuza da bakalım. Yani yine standart bir banyo. Aslında yine geniş bir banyo ama bence kullanışsız. Yani şu açıdan kullanışsız. Az dolap var. Bir tane sadece şu raf var. Bir de şöyle ayna var. Aynanın ayna kapaklı yani. Onun dışında başka bir dolap yok bu banyoda. Ben yine eğer kendi evimiz olsaydı buraya olabildiğince dolap yapmaya çalışırdım. Özellikle çamaşır ve kurutma makinesini içine alacak, işte üstünü de kapatacak. Çünkü işte deterjanlarımı, havluları vesaire buraya koymak isterim normalde ama burada değiller. Deterjanlar burada da biraz ortada duruyor. Yani onu çekmeye gerek yok. Böyle, burası bu kadar. Yine tezgah çok saçma. Şu tezgahları hiç sevmiyorum. Lütfen tezgahlarınızı büyük yaptırın. Çok kullanışlı. Bu tezgah büyük ama kullanış alanı, kullanım alanı çok az. Bence büyük değil. Yani ben bir şeyleri seviyorum. Hayır, lavabonun iç kısmından bahsediyorum. Ha, ona bir şey diyemem. Ben tezgah alanı, şu tarz mumlu, işte havlular vesaire, yine dekoratif objeler koymak istiyorum ama zorlanıyorum. Yani... Şöyle bir lavabonun yanında mumsuzluk, hayal bile edemiyorum. Anlayamazsın. Evet, şimdi yatak odasımıza gireceğiz. Yatak odama aman. Şimdi yatak odamıza giriyoruz. Ben söyleyeceğim. Hadi girelim. İçeriye girer girmez hemen solda böyle bir makyaj masam var. Bunu da yine ben kendim görüp beğenip sipariş verdim. İki tane çekmecesi var. Sadece bu böyle bir şey, ayna dahil değil. Yani aynayı üstüne oturttuk. Nereden sipariş verdin? Doka Ahşap'tan tabii ki. Kocaman.
diyorum ya, %90'ı doka ahşaba ait. Bana yetiyor. Yani odanın ışık alma seviyesi çok düşük. O yüzden çok fazla kullanamıyorum. Hani oturup makyaj yapıyor muyum? Ben zaten genel olarak makyaj yapmıyorum da. Mesela bir göz makyajını da burada yapamıyorum bu arada. Yapabileyim diye şöyle şeyler aldım. Pilli ışıklar aldım ama bu biraz daha iyi yine. Ama diğerinin pili bitmek üzere. Bu da çok böyle şey değil, efektif bir şey değil. Sadece dekoratif olarak bence güzel görünüyor. Üzerinde de parfümlerimiz ve işte kuru çiçeklerimiz, kuru dallarımız falan var. Şu pufu anlatmak istiyorum. Bu puf bizim çok tatlı bir müşterimizin firmasına ait bir puf. Kendi imalatı. Kendi imalatları. Kayı House diye ismi var. Aşağıya yine bırakırım. Gerçekten çok tatlı işler çıkartıyorlar. Kendileri çok tatlılar. Kız kardeşiyle beraber çalışıyormuş. Biz kız kardeşini tanımadık ama Çağla Hanım'ı tanıdık, çok sevdik. Çok tatlı bir hanımefendi. Ben ondan böyle mantar puf sipariş vermiştim. Teri kumaşlı. Kumaşını çeker misin? Bakın şu kumaşı da yine çok seviyorum. Bu klenti de Çağla Hanım hediye göndermiş pufla beraber. Yine aynı kumaştan. Çok beğeniyorum yine bunları da. Eve en son aldığım eşyalardan biri herhalde bu. Değil mi? Yani küçük parçaları saymazsak. Yani biraz eksiğim vardı. Mesela bu odada bir puf ihtiyacım vardı. İşte pufu da 1,5 sene sonra tamamladık. Bazı şeyler başta ihtiyaç gibi görünse de aslında eve girdikten sonra ihtiyaç olmadığını anlıyorsunuz. Mesela komodinler. İlk evlendiğimiz zaman komodin olmazsa olmaz gibi geliyor ama yaşadık, gördük ki bizim komodine ihtiyacımız yokmuş. Çünkü bizim karyolamız şöyle çıkıntılı. Üç tarafı da kenarlara böyle bir kaç santim, 20 santim falan mı? 12 santim. 12 mi? Benim göz metrem işte böyle. Neyse 12 santimlik bir çıkıntı komodin görebiliyormuş arkadaşlar. O bölümler olmasaydı belki hani telefondur, işte bardaktır, kitaptır vesaire koymak için bir şey ihtiyaç duyabilirdik. O zaman da o ihtiyacımızı herhalde böyle bir mantar sehpayla giderebilirmişiz. Onu biz komodin gibi koydum oraya ama hiç kullanmıyoruz. Genelde yatağın kenarına işte. Elimizde ne varsa akşam yatarken gece. Onu oraya koyuyoruz. O sehpayı da işte bu koltuğun yanına dekor amaçlı koydum yine. Bu koltuğumuzu anlatayım. Bu koltuğumuzu da sandalyeyi aldığımız yerden aldık. Yani bundan çok memnunum bu arada. Yiğidi öldür hakkını ver demişler. Öyle miydi o? Yeme demişler. Yeme demişler. Tamam, aynı şey. Neyse. Parasını böyle neyse ver, yiğidi öldür. Dönen bir koltuk. Biz normalde bunu salonumuzda kullanacaktık ama salondaki mobilyalarımızın boyutları oldukça büyük geldi bizim salona düşündüğümüzde. O yüzden bunu koymaya yerimiz kalmadı. Ama bence yatak odasına da yakıştığını düşünüyorum. Böyle yeşil hani renk kattı. Çok oturmuyoruz, kullanmıyoruz ama güzel görünüyor yine bence. Bizim yatak odamızda gardırop olmadığı için üzerimizden çıkardığımız kıyafetleri koyacak bir alana ihtiyaç duyduk. Ben mesela gardıroba ütüsüz ve yıkanmamış, yani giyilmiş, kullanılmış kıyafet koymayı hiç sevmiyorum. O yüzden günlük giydiğimiz ama aslında kirlenmediğini düşündüğümüz kıyafetlerimizi ya da en basitinden pijamalarımızı vesaire koyabileceğimiz bir alana ihtiyacımız oluyor. O yüzden böyle bir şey gayet kurtarıcı oluyor. Mesela askısı var, iki tane rafı var. Üstte benim çirkin kutularım var, bilmiyorum görünüyor mu şu an ama hem de böyle yine evi depolama alanı olarak da düşünebilirsiniz. Gayet kullanışlı, memnunuz. Böyle tekerlekli bir de seyyarı zinciri çekebilirsiniz falan. Yapın ve doku ahşabın ellerine sağlık. Evet. Gayet güzel. Bir de tam arkamda bir alanımız var. Orayı da sen anlat. Orayı sen güzel anlatırsın. Olur. Arkadaşlar burası klima odası diye geçiyor. Yani biz, balkon falan değil. Yani bizim oturduğumuz bina 40 katlı bir bina. 40 katlı olduğu için şöyle de bir yine yüksekliğini göstereyim.
40 katlı bir bina olduğu için evlerde de klimalar bulunduğu için klimaların dış ünitelerini koyacakları bir alana ihtiyaç var ama çok yüksek. Yani ben 30. katta oturuyorum. Yani biz 30. katta oturuyoruz. Ortalama 4 metreden 120 metrede oturuyoruz. Yanlış bilmiyorsam Boğaz Köprüsü'nün 2 katı. Bu eğer dışında korumasız bir üniteyle kullanılsaydı Allah göstermesin düşebilir, sıkıntı olabilirdi. Biz de aynı zamanda ardiye olarak kullanıyoruz. Gayeye de katılıyorum. Bu ev bizim olsa mesela benim de burası hakkında birkaç fikrim var. Burayı çok güzel kullanılabilecek bir hale getirebilirdim. Öyle. Ne kadar çok anlattın. Bu kadar anlatacağını düşünmemiştim. Güzel teknik bilgiler. Teşekkür ederim. You're welcome. Ya. Of! Kamerayı kapattıktan sonra Doğukan'a iki tokat atacağım şöyle bir kendine gel diye ya. Ne? You're welcome. Rica ederim değil. Manzaramızı gösterdin mi sen orada? Yok. Gösterelim. Evet, şu bu taraf manzaramızı da gösterelim. 30. kattayız. Şu an bu eve ilk geldiğimiz günkü gibi bir hava var. Biz buraya ilk geldiğimizde emlakçım şey diyordum, pilimiz bitti de şarjını değiştirdik. Yine açı maçı alt üst oldu her şey ama çaktırmayın. Biz böyle ilk bakmaya geldiğimizde emlakçımız bize orada deniz var aslında ama şu an görünmüyor demişti. Şu anda da yine aynı manzara var. Deniz ve gökyüzü aynı renk olmuş. Normalde gerçekten deniz manzarası var bu odanın. Bir de ucundan böyle azıcık adalar görünüyor. Yani bu odada çok oturmuyor. Hiç oturmuyoruz hatta. Çok oturmuyoruz değil, oturacak bir alan yok. Biz genelde evde bile oturmuyoruz. Evet yani. Ya. Evimizi çok seviyoruz ama hiç gönlümüzce kullanamıyoruz iş saatlerinden dolayı. Genelde sabah erken saatte çıkıp 8'de 9'da yine akşam aynı saatlerde, en iyi ihtimalle aynı saatlerde eve giriyoruz. İşte maksimum oturduğumuz o az önce gösterdiğim koltuk. Öyle otel gibi kullanıyoruz. Bu durum çok hoşuma gitmese de böyle. Evet, videonun sonuna geldik herhalde. Evin göstermediğim, anlatmadığım bir yeri... Kapanış videosunu da salonda yapalım. Salon en ışıklı, en ferah yeri olduğu için ben şu tarafta durayım. Senin meşhur köşende mi yapıyoruz? Aa evet, burası benim meşhur köşem bakın. Ben videolarımı genelde burada çekiyorum. Kamerayı da şuraya koyuyorum televizyonun üzerine. Mis gibi oluyor aç. Evimize misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Severek, keyifle izlemişsinizdir. Bizim için birazcık zorlu bir video çekimiydi. İkinci kere çekiyoruz falan. Bazı kısımları işte yine ikinci kere, üçüncü kere, belki dördüncü kere çekmiş olabiliriz. Ama umuyorum ki güzel, keyifli bir video ortaya çıkacak. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu arada kameramanıma da teşekkür ediyorum burada. Rica ederim. O kadar fırçaladı. Şimdi teşekkür ediyorum. Olur o kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.